Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Siz sevgili koç burçları için kahve falımızı kapattım. Bakalım sevgili koçların fallarında ne çıkacak? Hemen şöylece bir siz de görün diye öncelikle bir çevireyim. Şöyle koç burçlarının şöyle bir gözyaşı aktı. Sanki bir şey için gözyaşı akıtmışsınız. Bir içinizde küçük bir şeye sıkılmışlık var. Şuradan şöyle bakmaya başlarsak şöyle hani bu şey işareti vardır ya, her karanlıkta bir beyaz, bir beyazlıkta bir karanlık mı neydi o? O şeyin işareti çıkmış sanki. Yani yüreğinizin bir tarafında bir karanlık, bir tarafında da bir aydınlık var. Umutlarınız, hayalleriniz devam ediyor ama böyle bir tarafta da bir karamsarlık var. Hani ikisi iç içe geçmiş durumda hayata dair. Bakın ayakta dimdik duran bir insan var. Böyle hani hayatı yönetmeye çalışan. Zaten koç burçlarının da özelliğidir bu. Lider ruhlusunuzdur. Hayatı, insanları, ilişkileri, bulunduğunuz ortamı yönetmek istersiniz. Resmen böyle ayakta durmuş her şeye yetmeye, her şeyi yönetmeye çalışıyorsunuz. Ama sanki böyle bir yorgunluk, bir bıkkınlık oluşmuş. Ayakta durup böyle eller kollar her yere yetişme durumu söz konusu olmuş. Her şeye yetişmeye çalışırken de büyük ihtimalle yorulmuşsunuz. Bir yorgunluk var. İşle ilgili bir sorun mu çıkmış? Bir ağaç var ama ağaç böyle artık dallanıp budaklanıp değişikliğe uğramış sanki. İş yeriyle ilgili sorunlarınız ya da gelirlerinizin gelmesiyle ilgili böyle küçük sorunlar çıkmış. Sorunları aşamıyorsunuz sanki. Sorunlar böyle önünüze engel olmuş. Bu tarafa geçemiyorsunuz. Böyle bir tuhaf bir hale gelmiş. Böyle ayakta dimdik durup her şeye rağmen önünüze bakıp güzel düşünüyorsunuz. Bakın bu ay içerisinde yine böyle karmaşık şeyler yaşayabilirsiniz. Özellikle iş hayatında olan koç burçları ya da gelirinizle ilgili problemler yaşayabilirsiniz. Birkaç sorun, böyle bir şey olacak. Siz tekrardan böyle dört elle hayata sarılıp yine her şeyi yönetip hepsini düzenlemeye çalışacaksınız. Ama böyle bir yorulup yalnız başınıza kaldığınız, çekildiğiniz ama gelecekle ilgili de umudunuzu kaybetmediğiniz bir ay yaşayabilirsiniz. Biraz böyle sakin düşünmek isteyeceksiniz ama hayat sizi yoracak sanki. Hani böyle siz yalnız kalıp durmak isteseniz de sorumluluklar yüzünden zaten duramayacaksınız. Ama böyle zaman zaman içinize kapanıp böyle kendinizi ve hayata düşündüğünüz olacak. Ama tabii siz özellikle bir de bir insanı çok düşünüyorsunuz. Kalben yakınsınız ama bedenen biraz uzaklaştığınız bir insan var. Bakın karşı karşıya gelmişsiniz. Yani herhangi bir şeyden dolayı bu kişiyle böyle bir uzaklaşmanız olmuş. Gerçekten ayrılık söz konusu olabilir. Sadece yolların ayırdığı bir ayrılık olabilir. Ya da işte birleşilemiyor durumu olabilir ama bir insanı düşünüyorsunuz. Şu an böyle sizin yanınızda, sizin etrafınızda değil bu kişi. Böyle yani çok birlikte olamıyorsunuz ama bir şey var, engel var. O engelden dolayı ama sürekli aklınız o kişide. O kişinin iyi olmasını istiyorsunuz. O kişiyle belki görüşmek istiyorsunuz. Böyle bir insan çıkmış, bir insanı düşünüyorsunuz. Bu kadar karmaşanın, bu kadar maddi sorunlar ya da problemler yaşadığınız bir ayda bile hani aklınızda hep bir kişi var. Böyle yatıp kalkıp o kişiyi düşünüyorsunuz. Bu içerisinde büyük ihtimalle maddi ve finansal konularda sorumluluklarınızda biraz yorulduğunuz bir ay olabilir. Özellikle. Bakın bir insan çıkmış burada. İnsan kafası gibi böyle. Bu altı da yılan gibi çıkmış. Etrafınızda böyle size gelip böyle hayatınızla ilgili böyle temiz sözle, bakın üstü böyle şeffaf, ferah gibi çıkmış ama hani size böyle iyi niyetli gibi yaklaşıyor. Sanki size akıl veriyor, hayatınızla ilgili yol göstermeye çalışıyor ya da destek oluyormuş gibi gözüküyor ama aslında bu insanın böyle geri kalanı yılan gibi çıkmış. Çok da hani iyi niyetli değil. Belki de size gözüktüğü gibi olmayabilir. Bu kişini fark edeceksiniz bu ay. Ya aslında bu insan bu kadar da hani çok da benim düşündüğüm gibi değil diyebilirsiniz. Düşündüğüm gibi bir insan değilmiş diyebilirsiniz. Sanki onun gerçek yüzünü görmeye başlayacaksınız. Bakalım başka neler çıkmış. Burada şöyle bir fil ve hortumu da çıkmış. Ama yok, bu sizin daha çok böyle ayakta kaldığınız, direndiğiniz ama bu ağzı açık da çıkmış. Böyle bu insan aslında fil gibi değil de ağzı açık. Hani her şeyle mücadele ediyorken dedim ya, bir anda böyle bir patlama noktasına gelebilirsiniz bu ay. Birine böyle
O kadar işle güçle uğraşırken senle de mi uğraşacağım? Hani sen bunu bana nasıl yaparsın gibi böyle birine ani bir çıkışta patlayabilirsiniz. Böyle ağzınızı kocaman açıp böyle haykırırcasına birine söyleniyorsunuz. Belki de bu kişiyle de alakalı. Hani etrafınızda sizin iyi gibi gözüken ama aslında olmayan bir insan var. O kişiye de bu ayı parlayabilirsiniz. Fark edebilirsiniz onun iyi niyetli olmadığını. Böyle ağız dolusu açmışsınız böyle sanki kavga ediyorsunuz. Yani hani bu tabii büyük bir kavga olabilir, olmayabilir de hani söylenmek manasında da olabilir. Artık böyle öfkenizi dışarıya vuracaksınız. Biriyle böyle küçük bir tartışma yaşayabilirsiniz. Şurada bir insan var. Bu insan böyle biraz esmer bir insan olabilir. Saçları böyle çok sık bir insan bence. Böyle bir insan yüzü ve silüeti çıkmış sanki. Böyle biraz esmer tenli. Böyle saçları da gür bir insan. Kadın erkek de olabilir bilmiyorum. Uzaktan sizi izliyor sürekli. Yani sizin hayatınızda ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Sürekli sizi gözlemliyor, sürekli sizi izliyor. Ama bu insan size gelip konuşamıyor sanki. Açılamıyor böyle. Siz bu kişiyi uzaktan da olsa bu ay fark edeceksiniz. Bu eğer ki yalnız bir insansanız hayatınıza girmek isteyen, sizi gözlemleyen, sizden hoşlanan, ilgi duyan bir insan olabilir. Bu kişiyi fark edeceksiniz bu ay. Sizi izliyor, takip ediyor olabilir. Yani bu sosyal medyada takip ediyor olabilir. Arkadaş çevresinde, iş ortamında olabilir. Bu kişiyi fark edeceksiniz. Ama hani bu ilişki manasında ben zaten evliyim böyle biri olamaz diyorsanız da etrafınızda böyle sürekli sizi izleyip ne yaptığınızı, ne ettiğinizi fark eden, dikkat eden bir insanı bu ay çok fark edeceksiniz. Bu kişi böyle sürekli sizde aklı fikri yani çok bariz bir insan çıkmış. Bu kişinin aklı sizde ama çok da kötü niyetli değil ama sizle böyle hani bu ara kafayı bozmuş bir durumda. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Sürekli sizi düşünen bir insan çıkmış. Bunu fark edeceksiniz. Siz kendi hayatınıza göre yorumlayın o kişiyi. Artık hani ilgi duyan biri de olabilir. Hani bazen hasetlikten izleyenler de olabilir. Bilemiyoruz bazen. Bir de burada bir maske gibi bir şey çıkmış. Bakın böyle. Ağzını açmış. Birisi böyle çok öfkeli bir anında maskesi düşecek. Yani şöyle. Biriyle tartışırken bazen gerçek yüzünü anlamayı anlarız ya. Biriyle tartışınca derler ya tatile çıkın ya da işte yolculuğa çıkın. Ya da tartışırken gerçek yüzünü öğrenebilirsiniz diye. Birinin gerçek yüzünü tartışma esnasında anlayabilirsiniz. Böyle ağzını açmış kocaman bir tartışma sanki böyle bir şey için uzlaşamadığınız bir anda gerçek yüzünü göreceksiniz. Yani burada demin de bu de çıkmıştı bir insan var. Belki de hani burada da bağırıp çağırma tartışması çıkmıştı demiştim. Belki de o konuyla alakalı biriyle tartışırken gerçek yüzünü görebilirsiniz. Çok çirkinleşiyorsa o insanın gerçek yüzüdür. Bazen çok büyük kavgalar, olaylar yaşanabilir ama bazısı bakarsınız çizgisini hiç bozmaz. Çünkü özünde temiz insandır. Olaylar ne olursa olsun çok çirkinleşmez. Ama bu kişinin böyle en ufak bir şeyde belki de çirkinleştiğini göreceksiniz. Böyle maskesi düşecek. Hani o kadar da iyimser bir insan olmadığını anlayacaksınız. Onun haricinde böyle dediğim gibi içinizde bir sıkıntı var ama bir de bir aydınlık bir umut tarafı da var. İçinizde birikenler de var. Bir de tabağımıza bakalım. Tabağımızda neler çıkmış bu ay için. Böyle maddi biraz sorunlarla uğraşırken bir maskesi düşen insanlar derken bakalım. Bu ay içerisinde başka nelerle uğraşacaksınız? Başka neler çıkacak? Hayat zaten bir boğuşmaz zaman zaman bazı dönemlerde özellikle. Ama önemli olan sağlık olsun. Bakın şurada bir hamile insan çıkmış. Bir kadın var elbise giymiş sanki hamile bir kadın. Karşısında çok büyük bir güçlü bir insana karşılıklı gelmiş konuşuyor. Etrafınızda bebek sahibi olmak isteyen bir insan varsa bebek sahibi olacak. Onunla ilgili bir haber alabilirsiniz. Karşısında bu kişinin çok güçlü bir insan var. Bu eşi olabilir onun. Ona destek olan bir ailesinden bir yakını olabilir, arkadaşı olabilir. İkisi böyle baş başa verip güzel bir şey konuşacaklar ya da bu hamile kadına bu karşısındaki kişi çok destek verecek. Çok da güçlü bir insan çıkmış. Maddi olabilir, manevi olabilir ya da psikolojik olabilir ama çok büyük destek verecek bu insana. Eğer ki siz bebek düşünüyorsanız eğer bu içerisinde belki bir bebek haberi alabilirsiniz kendinizle ilgili ya da ailenizden biriyle ilgili. Ya da eğer ki siz değilseniz bu hamile olan ailenizden biri ise siz hamile bir kadına büyük bir destek verebilirsiniz. Çünkü karşısındaki insan böyle kocaman böyle goril gibi çıkmış. Çok büyük bir güç karşı taraf için hamile kadın için.
Çok destek verebilirsiniz. Bir arkadaşınız hamile kalabilir. Onun küçük sorunları varsa ona destek olabilirsiniz. Ama hamile bir kadına destek çıkmış. Bir de şurada bir mal var. Küçük bir eşya, bir parça bir şey alabilirsiniz. Böyle evde eşya değiştirmek istiyorsanız, planlıyorsanız artık bu ay içerisinde hayata geçirmek isteyebilirsiniz. Parasal, maddi biraz böyle hani çok çok büyük değil ama orta düzeyde, kendinize göre orta düzeyde bir para karşılığında böyle bir şey alacaksınız. Bir harcama yapmanız gerekebilir. Belki de maddi sıkıntılarla boğuşurken bu hani o harcamaları da kaçırabildiğiniz için o yüzden biraz sıkılabilirsiniz. Onun haricinde bakalım tabak kısmı ferah çıkmış. Yine işle ilgili, ağaçla ilgili şeyler var. Yani iş ve gelirlerinizi ilgilendiren konularda bir çetrefilli olaylar, böyle zorlu bir ay geçirebilirsiniz. Yani çok kötü değil hiçbir şey ama hani biraz zorlu iş ve gelirler konusunda biraz zorluk çıkmış. Biraz böyle zorlayan sizi bir ay olabilir. Belki de hani uzun bir süre sonra işler birikmiş olduğu için hani bu ay daha yorucu bir ay olabilir sizin için. Yani sorun, küçük küçük sorunlar yaşanabilir ama tabakta daha temiz tabak, daha ferah çıkmış. Hani büyük ihtimalle ayın sonunda ya da genelinde daha temiz, ferah bir ay geçecek ama tabii herkeste olduğu gibi birkaç sorun olacak. Birine patlamak, birini düşünmek, gelirlerle ilgili sorunlar özellikle ve maskesi düşen bir insan çıkmış ama umarım her şey güzel olur. Önemli olan sağlık. Sağlıkla kalın öncelikle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.